Aktif devre elemanlarımızdan diyotlar. Diyotların öncelikle tanımı devre içerisinde akımı tek yönde iletebilmek için kullanılan elektronik malzemelerdir diyotlar. Eğer iki yönde akım geçişine izin veriyorsa zaten bozuk olduğu anlamına gelir. Devre kart üzerine baktığımız zaman ucunda gri ve siyah renkli olan normal diyotlarımızı görüyoruz. Turuncu olarak görmüş olduğumuz bu noktalarda zener diyotlarımız var arkadaşlar. Hemen dikkatlice baktığımızda büyük boyutlarda bir zener diyot görüyoruz. Ve şu noktada yine siyah bir diyotumuz var. Burada görmüş olduğumuz kılıf yapısında bizim köprü diyotumuz arkadaşlar. Girişten gelen 220 volt alternatif gerilimi doğrultmak için kullanılan 4 diyottan oluşan bir köprü diyot görüyoruz. Işık yayan led diyotlarımız var. Fotodiyot gibi benzeri diyotlarımız var arkadaşlar. Bunları devreler içerisinde sıklıkla görebiliriz. Diyot ölçümü yaparken ise ölçü aletimizi diyot kademesine almamız gerekiyor. Ve daha sonra örneğin buradaki siyah diyotumuzu ölçebilmek için çizgili olan kısma siyah probumuzu değdirdiğimizde diyot değerini görebiliyor olmamız gerekiyor. Bakın burada 480 milivolt gibi bir değer gördük. Ters çevirdiğimizde ise diyot değeri görmememiz gerekiyor. Evet, bakın akımı tek yönde ilettiği için tek yönde değer görmemiz gerekiyor. Zener diyotlara baktığımız zaman siyah olan işaretli kısma siyah probumu, diğer kısma da kırmızı probumu değdirdiğimizde 0,656 milivolt gibi bir değer görüyoruz. Buradaki 656 milivoltluk değer diğer yönde değer olmaması gerekiyor. Buradaki zener diyotlar da aynı diyotlar gibi ölçüm yapılıyor. Sadece şöyle bir farkı var. Zener diyotlar belirli bir gerilime kadar çalışıyor ve bu gerilimden sonra ancak iletime geçebiliyorlar. Bunların daha detaylı çalışma ve görevlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Kart üzerindeki köprü diyotu ölçebilmek için ise örneğin ilk ayağına baktığımızda 530 milivolt, ikinci ayağına baktığımızda 538 milivolt gibi iki diyotumuzu değerini gördük. En sondaki diyotlara baktığımızda evet, üçüncü diyotumuz 535. Diğer ayağa değdirdiğimizde bir diyot daha olması gerekiyor. Burada da 538 gibi bir diyot gördük arkadaşlar. Buradaki diyot ölçümü yapılırken 4 tane diyotun da değerini görüyor olmamız gerekiyor. Diyotlar dediğimiz zaman Schottky diyotları da unutmamak gerekiyor. Schottky diyotlar güç devreleri için çok önemli yarı iletken malzemeler. Schottky diyotlar yine diyot benzeri akımı tek yönde ileten devre elemanlarıdır. Sadece şöyle bir farkı var. Burada güç devrelerinde hızlı anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken devre elemanlarıdır. Burada size 3 tane kart gösteriyorum arkadaşlar. Üzerinde anlatım yaptığım televizyonlarda kullanılan bir besleme kartı. Dediğim gibi SMPS trafosu kullanılan SMPS besleme kartı. Bu noktada da 2 adet LED trafosu dediğimiz bizim yine SMPS güç kaynaklarına örnek olabilecek 3 tane kart görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz kartların çalışma mantığı hep aynı. 220 volt devreye girdikten sonra 220 volt burada dönüştürülüyor. Yani bizim buradaki güç kartlarımız primer dediğimiz giriş katından ve sekonder dediğimiz çıkış katından oluşuyor. Buradaki trafolara baktığımız zaman daha net anlaşılabilir. Örneğin bu noktadan 220 volt giriyor. Bizim köprü tipinden doğrultuluyor. Filtre kondansatöründe DC voltaj elde edildikten sonra PWM entegresi tarafından SMPS trafosuna anahtarlama elemanı olarak MOSFET kullanılıyor. Bu noktada oluşturulan yüksek kühertzli alternatif gerilimler bizim buradaki Schottky diyotlarımıza düşüyor arkadaşlar. Buradaki Schottky diyotlarımız buradan gelen yüksek kühertzli AC gerilimleri hemen DC voltajlara çevirerek buradaki doğrultma işlemi için kondansatörlere veriyor ve çıkışta bizim istenilen DC voltajlar oluşmuş oluyor. Burada kullanılan SMPS güç kaynağı da aynı mantık arkadaşlar. Bu noktadan giren 220 voltumuz bizim. Bu noktadan geçiyor. EMI katında temizleniyor. Filtre edildikten sonra köprü diyota geliyor. Doğrultma işlemi yapılıyor. Bu noktadan filtre kondansatöre geliyor ve doğrultma işlemi yaklaşık 310 volt gibi bir voltaj, DC voltaj oluşuyor. Burada kullanılan bizim MOSFET'ler sayesinde anahtarlama yapılıyor ve SMPS trafosunun çıkışında istenilen yüksek alternatif gerilimler oluşuyor. Ve bizim bu trafonun etrafındaki Schottky diyotlar sayesinde istenilen
Hızlı anahtarlama yapılarak bunlar DC voltaja çevriliyor ve DC voltaj sayesinde çıkışa kondansörler sayesinde kararlı ve düzgün bir DC elde edilerek çıkış hattına 12 volt, 24 volt yani istenilen DC voltaj oluşturulmuş oluyor arkadaşlar. Öncelikle hemen bu çıkış hattımızda bizim bir adet Schottky var arkadaşlar. Bizim Schottky diyotun ortada katodu var. Buraya siyah probumu değdiriyorum. Ölçü aletimi diyot kademesine alıyorum. Ve ilk ayağı anottur arkadaşlar. Bu noktaya baktığımız zaman 186 milivolt gibi bir değer gördük. Normal diyotlardan biraz daha düşük iletime geçtiklerini görebiliyorsunuz. Bu nedenle hızlı diyot olarak biliniyorlar. Ve bu noktaya diğer ayağına anodu değdirdiğim zaman 187 milivolt gibi bir değer gördüm. Ve buradaki Schottky diyotumu çalıştığını anladım arkadaşlar. Hemen buradaki karta baktığımız zaman burada da iki adet Schottky görüyoruz. Bunlardan bir tanesinin ölçümünü yapalım. Ortaya katoda siyah probumu değdiriyorum. İlk ayağını değdirdiğim zaman 237 milivolt gibi bir değer gördüm arkadaşlar. Kırmızı probumu sondaki ayağa değdirdiğim zaman evet istenilen yine 237 milivoltu gördüm arkadaşlar. Transistörler devreler üzerinde düşük elektrik sinyallerini yükseltebilmek için ya da anahtarlama elemanı olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Biz transistörleri sınıflandırabiliriz. Yani transistörlerin çeşitleri var. En temel yapıda olanlar BJT transistörler ve daha sonra gelişmiş olanlar FET, MOSFET ve IGBT dediğimiz transistör çeşitleri var. Bunları devrelerin üzerine baktığımız zaman transistörün hangi çeşit transistör olduğunu anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Ya da transistör üzerindeki değeri okuduğunuz zaman, bunu data sheet'ine baktığınız zaman bunun normal transistör mü, MOSFET mi ya da IGBT transistör mü diye bunu anlayabilirsiniz. Öncelikle yine devre üzerinden baktığımız zaman bizim az önce söylediğimiz gibi SMPS güç devrelerinde hemen giriş katında anahtarlama elemanı olarak bu noktalarda bizim MOSFET'lerimiz, hemen bakın yine giriş katında MOSFET'imiz, yine bizim giriş katında bu noktada bir MOSFET'imiz görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin amacı bakın bu noktalarda bizim PWM entegrelerimiz var ve bu noktadan benim çıkarttığım bir PWM entegresi var. Buradaki amaç PWM entegresi tarafından MOSFET'ler kullanılarak buradan kare dalgalar oluşturularak SMPS trafosunun anahtarlama işlemi yapılıyor. Her bir kare dalgada oluşturulan yüksek frekanslı sinyaller alternatif gerilime çevrilerek buradaki Schottky diyotlara gönderildiğini söylemiştik. Demek ki buradaki bizim MOSFET'lerimiz yine yarı iletken elemanlar olarak güç devrelerinde anahtarlama elemanı olarak kullanıldığını anlamış olduk. Buradaki transistörlerin sağlamlık kontrollerini yaparken İlk ayağımız arkadaşlar bizim gate, ikinci ayağımız drain, üçüncü ayağımız da bizim source dediğimiz ayak arkadaşlar. Bu noktada bizim drain dediğimiz orta ayağa siyah probumuzu değdirelim yine diyot kademesinde. Source ayağına da diğerini değdirdiğimiz zaman bakın en azından buradaki led trafosundaki bizim MOSFET'imizin arızalı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü diyot kademesinde sıfır değerini verdi. Bunu buzzer konumuna alalım. Evet bakın gate buradaki drain ve source ayağına tekrar baktığımız zaman evet. Buradaki drain ve source ayağına baktığımız zaman buradaki anahtarlama MOSFET'imizin arızalı olduğunu anlayabildik arkadaşlar. Bir de gate ve diğer ayaklara değdirelim. Bakın gate ve diğer ayaklara değdirdiğimizde drain ve source ayağının da kısa devrede olduğunu görebiliyoruz. Buradaki MOSFET'imiz arızalı arkadaşlar. Buradaki MOSFET'imizin ölçümünü yapalım. İlk ayağımız bizim gate ayağıydı arkadaşlar. Biz buradan orta ayağı drain'e ve sondaki source ayağına değdirdiğimizde diyot kademesine alalım. Bir değer görmemiz gerekiyor. Bakın buradaki MOSFET'imizin çalıştığını anlayabiliyorum. Bizim ortadaki drain ayağına siyah probumu, kırmızıyı da source ayağına değdirdiğimde diyot değeri olan 473'ü gördüm arkadaşlar. Ve gate ayağına kırmızı probumu değdirdiğimde herhangi bir değer görmedim arkadaşlar. Buradaki MOSFET'imizin de çalıştığını gördünüz arkadaşlar. Yani MOSFET'in daha detaylı sağlamlık kontrolünü görmek isterseniz bunu yine kanalım üzerinden MOSFET'lerin sağlamlık kontrollerini detaylı yaptım. Aynı zamanda MOSFET'lerin test evresini de yapmıştım. Yani MOSFET'i nasıl kolaylıkla test edebiliriz? Bunların videoları var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Devre üzerini incelediğimiz zaman şu noktada 3 adet
Bipolar dediğimiz BJT transistörlerimiz var. Yani normal transistörlerimiz. Bunların data sheetlerine baktığımız zaman kolektör, base ve emitter şeklinde ayaklarının sıralandığını görebiliriz. Bunların ölçümünü yaparken de görmüş olduğunuz normal transistörleri ölçerken ilk ayağı kolektör, orta ayağı base ve üçüncü ayağı emitter arkadaşlar. Ben buradaki orta ayağı base'e siyah probumu diyot kademesindeyken değdiriyorum. Kırmızı probumu ilk ayak kolektöre değdirdiğimde bir değer görmem gerekiyor. 0673. Hemen kırmızı probumu emitter ayağına değdirdiğimde yine bir değer görmem gerekiyor. Yine 672'li bir değer gördüm. Bu demek oluyor ki benim buradaki transistörümde her iki yönde de değer gördüğüm için çalıştığını anlayabiliriz arkadaşlar. Transistör ölçümlerine devam ettiğimiz zaman hemen bu noktada yine bizim C2655 bir transistörümüz var. Data sheet'ine baktığımız zaman emitter, kolektör ve base şeklinde sıralandığını görüyoruz. Yani bu kez üçüncü ayağının base olduğunu görüyorum. Siyah probumu değdirdiğimde ilk ayak kırmızı, diğer ayak kırmızıyı değdirdiğimde bir değer alamıyorum arkadaşlar. Kırmızı probumu yine base ayağına değdirdiğimde, diğer ayaklara değdirdiğimde değer alıyorum. Bunun NPN dediğimiz bir transistör olduğunu görüyoruz. Yani base ayağına kırmızı yani pozitif polarmayı değdirdiğimizde bu bizim NPN olduğunu gösterir. Negatifi değdirirseniz arkadaşlar bunun da PNP olduğunu anlayabilirsiniz. Yine aynı hatırlatmayı yapıyorum. Yine transistörlerle ilgili daha geniş bilgi kanalımda mevcut arkadaşlar. Şimdi tekrar ölçümünü yapalım. Base'e bu kez kırmızı probumu değdirdim. İlk ayağı değdiriyorum. Bir değer gördüm. Diğer ayağı değdirdiğimde kolektör ayağına yine bir değer gördüm. Yani buradaki transistörümün de çalıştığını anladım arkadaşlar. Anormal bir durum olduğunda herhangi bir değer görmemeniz gerekiyor ya da kısa devre moduna düşüp bip sesini duyabilirsiniz arkadaşlar. Yine yüksek güçlü devrelerde kullanılan IGBT transistörler var arkadaşlar. Bunların sağlamlık kontrollerini buradaki MOSFET'ler gibi yapabilirsiniz. Yine drain ve source arasında bir diyot değeri görmeniz gerekiyor. Arızalı ise yine kısa devre modunda ölçümü yapabilirsiniz. Buradaki IGBT ve MOSFET arasındaki fark nedir derseniz, MOSFET'ler daha düşük akımlarda kullanılıyor. IGBT'ler dediğim gibi 200 amper, 300 amper gibi yüksek güçlü devrelerde kullanılıyor. Bu nedenle IGBT ve MOSFET'lerin kullanım yerleri fark edebiliyor arkadaşlar. Yine bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler bakabilirsiniz. Yine IGBT'lerle ilgili yine tamir videolarım var. Bunları da işleyebilirsiniz. Buradan daha detaylı bakabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak transistörleri yine güç transistörleri var. Burada bizim MOSFET'lerin yerinde bazen güç transistörleri görebilirsiniz. Yine bunlar SMPS trafolarında oluyor. Buradaki amaç güç transistörlerinde yine MOSFET'li gibi anahtarlama işlemi yapıyor arkadaşlar. Aktif devre elemanlarından tristör ve triakları işleyelim. Anahtarlama elemanı olarak kullanılan tristör ve triakları ele alalım. Bildiğiniz gibi bu tristör ve triaklar yine güç devrelerinde anahtarlama elemanı olarak kullanılıyor. Burada görmüş olduğunuz bulaşık makinesinde kullanılan bir elektronik kart arkadaşlar. Kartın arka yüzeyine baktığımız zaman burada kullanılan bizim SMD triaklarımız var. Bunların üzerinden sağlamlık kontrolü yapabiliriz. Öncelikle tristörümüz ve triak nedir bunu söyleyelim. Tristör ve triaklar bildiğiniz gibi yine devrelerde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken malzemeler arkadaşlar. Tristörler akımı tek yönde iletirler ve gate tetikleme ucu vardır. Hem DC ve hem AC devrelerde çalışır. Gate'ine gelen tetikleme ile beraber anottan katoduna akım geçişi gerçekleşmiş olur. Triaklarda ise basit olarak çift yönlü diyot kullanıldığı için akımı iki yönde iletirler. AC ve DC devrelerde çalışırlar. Şöyle bir farkı var. DC devrelerde çalışırken A1 ve A2 arası sürekli iletimde arkadaşlar. Eğer alternatif gerilimde çalışırsa A1 ve A2'nin iletimde olabilmesi için gate ayağına tetikleme uygulanması gerekiyor. Dediğim gibi tristör ve triaklarda çok geniş bir konu. Bunların daha detaylı araştırmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Temel olarak farkını söyledik. Buradaki tristörleri özellikle DC ve AC sürücü devrelerinde hız ayarında çok sık görebilirsiniz. Yine motor devirlerini ve hızını ayarlarken yine tristörleri görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bizim yine elektronik kontaktörler dediğimiz
devrelerin içerisinde ve zaman rölelerinde sıklıkla bu tristörleri görebilirsiniz. Kullanım alanı olarak aklıma gelen triaklar yine üzerine bağlanan yükleri kontrol etmek için kullanılan devre elemanlarıdır. Örneğin yine motorlar, işte lambalar, bu tarz yine bizim alternatif gerilimde çalışan yükleri triak üzerine bağladığınızda yine gate tetiklemesini yaptığınız anda A1 ve A2 arası iletime geçtiği zaman üzerine bağlanan yük dediğimiz lamba benzeri cihazlar çalışmaya başlar arkadaşlar. Burada olduğu gibi örneğin buradaki kartta triak dikkat ederseniz çıkış soketleri üzerinden bizim bulaşık makinesinde istenilen noktaları açıp kapatmak için kullanılıyor. Buradaki triakların kullanım amacı bizim bulaşık makinesi içerisinde kullanılan örneğin rezistans ya da farklı noktada bizim 220 voltla çalışan cihazlarımızı aç kapa yapabilmek için buradaki triaklar kullanılıyor. Bunun da kullanabilmesi için bu triaklarda bu görevi buradaki işlemciden alıyorlar arkadaşlar. Yani hiçbir yapı tek başına çalışamıyor. Yani triak tek başına buna karar veremiyor. Buradaki işlemci üzerine yüklenen program sayesinde o anda hangi triak hangi malzemeyi açıp kapatacaksa bu işlemci sayesinde bu triaklar aç kapa yapılarak arkadaşlar bizim bulaşık makinesi içerisinde istenilen noktalar kapatılıp açılıyor. Demek ki bizim buradaki triakların gate tetiklemesini sağlayan buradaki işlemci arkadaşlar. En azından basit olarak çalışma mantığını görmeniz için anlatıyorum. Buradaki triakların sağlamlık kontrolünü yapalım. Triakların sağlamlık kontrollerini yaparken yine diyot kademesinde ölçmemiz gerekiyor. Şunu bilmeniz gerekiyor. Triakların sırasıyla A1, A2 ve gate olarak bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece A1 ve gate arasında değer okumanız gerekiyor her iki yönde. Örneğin bizim en başta A1 var demiştik. Sonunda da gate var demiştik. Diyot kademesinde 638 gibi bir değer gördüm. Problarımı ters çeviriyorum. Yine A1 ile gate arasına bakıyorum. 619 gibi bir değer gördüm. Dikkat ederseniz ikinci ölçtüğüm değer biraz daha küçük çıktı. Bu demek oluyor ki benim siyah probumun bağlı olduğu nokta gate ayağını gösterir. Demek ki A1, A2 gate. Yani bunu bilmeyenler için ölçüm yaptığınız zaman değer gördüğünüzde zaten bu noktaların A1 ve gate olduğunu anlarsınız. Küçük değer gösteren noktanın da siyah probun gate olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Triyan basit olarak ölçümü budur. Çoğunlukla triaklar zarar gördüğü zaman ya da yandığı zaman bunu diyot kademesinde ölçtüğünüz zaman bir değer görmezsiniz arkadaşlar. Kısa devreye düşer. Ya da A1 ile gate arası hiçbir değer göstermez. Yani açık devre durumuna da düşebilir. Son olarak entegrelerden bahsedelim. Devrelerde çok sık entegrelerin kullanıldığına şahit oluyorsunuz. Buradaki entegrelerin sağlamlık kontrollerini basit olarak nasıl yapabiliriz? Bunu size göstermek istiyorum. Öncelikle entegrelerle ilgili hiçbir şey bilmediğinizi düşünelim. İlk yapmanız gerekli olan, örneğin bu noktada bakın bizim PWM entegremiz var. Bu noktada yine bizim arka aydınlatma floresanları için kullanılan invertör kontrol entegresi var arkadaşlar. Bunların basit olarak sağlamlıklarını nasıl ölçebiliriz? Bunu da bahsedelim. Örneğin buradaki PWM entegresinden bahsedelim. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor. Şu noktada bizim bir kondansatörümüz var. Kondansatörün de ucuna baktığımız zaman bu noktanın eksi olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle bu noktadaki PWM entegremizin sağlamlık kontrollerini yapabiliriz. Burada göstermiş olduğumuz kondansatörün eksi ayağından alarak entegremizin bu noktada GND ayağı, evet GND ayağını tespit ettik arkadaşlar. Buradaki GND ayağına kırmızı probumu değdiriyorum şu noktaya ve buradan diyot kademesini alıyorum. Sırasıyla ayaklara değdirdiğimde diyot değeri görmem gerekiyor. Bakın 400'lü bir değer gördüm. Diğerine değdirelim. 600'lü bir değer gördüm. Diğerine bakalım. 631 en baştaki 676. Buradaki 673. En baştaki 543. Evet. Temsili olarak ölçümlerini yaptığınız zaman tüm ayaklarda bu değerleri, istenilen değerleri gördüm. Buradaki PWM entegremizin çalıştığını anlayabiliyorum.